Karşılıklı böyle birbirimize bakışmalardan sonra bir ofisin rakamlarını açtık. Şirketin o dönemde Amerika'da toplam 3500 çalışanı olan, yüzlerce ofisi olan bir şirketin en kötü bölümüydü, en kötü bölgesiydi. Ama zaten gitmeden önce bana onlar söylenmişti. Yönetici olarak göreviniz şey denmişti. Ne zaman bir şey çok çok çalışıp başarırsanız ondan sonraki yeni görevde yeni bir challenge, yeni bir zorluk başlıyor. Gerçekten de öyle. Yöneticilikte de aynı şekilde. Benim yöneticilik kariyerim boyunca bir işi çok iyi yaptıktan sonra ödül olarak al sana yeni bir iş. Burada her şey çok rahat. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sabah 9, akşam 5 öyle bir şey yok arkadaşlar. Başka size negatif sound edebilecek bir şey söyleyeyim. Negatif demiyorum, negatif sound edebilecek. Benim HR'dan sorumlu direktörüm de burada, Ziba Hanım. Bize sık sık work and life balance denilen bir şey anlatırlar. Work and life balance, biraz daha sizler şimdi daha gençsiniz. Biraz daha yaşlanınca, bizim gibi saçları beyazlatınca aksakal diyorsunuz değil mi? Daha balanslı, daha ayarlı yaşama, yani sadece işine zaman harcamak değil, özel hayatına da eşit şekilde, özel hayatına da gerektiği şekilde zaman harcamak. Üstlere çıkmak istiyorsanız arkadaşlar böyle bir şey de yok. Teoride doğru, pratikte yok. Benim iki tane kızım var. Hatta bir tanesi geçenlerde yeni oldu. Şu anda yaklaşık bir aylık, bir ayda toplam 5-6 gün gördüm. İkinci kızım 4 yaşında. 4 yaşındaki kızımı da büyük ihtimalle 2 sene toplam görmüşüz. Yani beraber geçirdiğimiz günlere baktığınızda, bu arada onlar da Bakü'de yaşıyorlar. Yani şeyde değiller, bizler farklı ülkelerde veya eşimle ayrılmış değiliz, aynı evdeyiz ama görmüyorsunuz. Bu neden negatif sound edebilecek dedim. Çünkü benim için negatif değil, sadece size negatif sound edebilirim. Bunu yapmanın tek ve tek yolu yaptığınız işi sevmek. Yaptığınız işi seviyorsanız, bazen benim eşim de özellikle annem, biliyorsunuz analar daha duygusal oluyorlar. Telefon açtığında işte bu arada benim rekorum 2 günde 5 ülkeydi. 2 sene önceydi yanılmıyorsam. 2 günde 5 ülkede toplantıydı arkadaşlar. Şeylerle beraber, transit geçişlerle beraber 2 günde 8 ülke ama 2 günde 5 ülkede, yani 48 saatte 5 ülkede birebir toplantı yaptım. Anneme söylediğimde o sürekli şey yapıyor, ya oğlum çok çalışıyorsun, biraz dinlen, üzülüyorlar. Ama aslında dışarıdan baktığında dediğim gibi negatif sanılıyor. Bizler için, onu yapmak için kesinlikle ve kesinlikle bu işi sevmeniz lazım. Aynı şeyler gibi, sporcular gibi, profesyonel atletler gibi. Profesyonel sporculara baktığınızda adamlara bir bakıyorsunuz günde 7 saat, 8 saat antrenman yapıyorlar. Mesela bana günde 7-8 saat antrenman eziyet gibi geliyor. Ama bu adamlar severek yapıyorlar. Zaten işini severek yapanlar başarılı olabiliyor. İşin getirdiği yükü, omuzunda yükü değil, işin yanında gelen avantajlar gibi görürseniz başarılı olabiliyorsunuz. Hırs, motivasyon, ambitious, bir şey daha vardır hayatta. Gelmeden önce ben hırs kelimesinin tam Azericesini bulmaya çalışıyordum. Hırs bildiğin kadarıyla Rusçadan geliyor Azericeye ve daha negatif algılanıyor. Ama benim söylediğim bu değil. Birinci, hep birinci olmayı istemek. Yani ikinciliği, iyiliğini kabul etmemek. Bu da hangi işi yaparsanız yapın. Sadece network operatörü olmak, sadece öğrenci olmak, sadece sporcu olmak değil. Çok basit. Çarşıda çorba yapan insanlarda bile, herhangi bir ayakkabı ustası, el zanaatıyla uğraşan insanlarda bile, benim gördüğüm şu var, işini başarıyla yapıyorsa kesinlikle ve kesinlikle, liderlik, bulunduğu işte, bulunduğu mahallede, bulunduğu sektörde liderlik arkasından geliyor. Başarılı olmak için ne yapmak lazım? Hep soruyorlar bu işte liderlik veya başarı yönetim becerileri doğuştan mı? Kesinlikle değil.
Yani hiçbirimiz doğduğumuzda ben inanmıyorum ki, hele sizler daha çok gençsiniz, çoğunluğunuzun daha çocuğu olmadığını düşünüyorum. Benim bir tanesi dediğim gibi geçen ay oldu. O çocuk ilk çıktığında hiçbir şeye benzemiyor ki zaten. Yani bu bir şey olacak, bu lider olacak, bu bilmem X şirketinin müdürü olacak, bu Y şirketinin HR müdürü olacak diyemiyorsunuz. Bir şeye benzemez bir çocuk çıkıyor. Dolayısıyla doğuştan ve doğduklarında hani insan doğru insan bir ruhla doğuyor. Ama karakter sonradan oluşuyor. Doğduklarında tek istedikleri süt emmek. Başka hiçbir şey yok. Sürekli de altını değiştiriyorsunuz. Yani bu çocuk, benim çocuğum doğdu, doğuştan şeydi, liderdi. Ben göremedim, ben de iki tane çocuk var. Bizimkiler de oturuyor. Peki, nasıl oluyor da daha sonra bazıları bir yola seçiyorlar, diğerleri farklı bir yoldalar? Kadere ben inanıyorum. Şansa ben inanıyorum. Çok bilmiş insan kendi şansını kendisi yaratır lafları bana göre çok aşırı söylenmiş laflar. Ama bir diğer taraftan bunun sadece şansla olmadığını da biliyoruz arkadaşlar. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak oluyor. Bana başarılı olmak için dedim ya, ben sırrı bilmiyorum. Ne yapmamız gerekir derseniz benim size tek söyleyebileceğim şey, ne yapmak istediğinizi seçin, sevdiğiniz işi seçin, sevdiğiniz işin dışarıdan negatif gibi sound edebilecek diğer aspektlerini de seçin, onları bilin ve bunlarla yaşamayı okeyliyorsanız, bunlarla yaşamayı kabul edebiliyorsanız çalışın, çalışın, çalışın. Çok daha fazla dediğim gibi hem üniversitede böyle akademisyenlerin önünde, sizin gibi pırıl pırıl beyinlerin önünde ki ben özellikle çok önem veriyorum. Azerbaycan'ımızın gelişimi için sizler çok çok önemlisiniz. Azerbaycan biz ben değişik ortamlarda mümkün olduğu kadar ülkemizi tanıtmak için de toplantılara katılıyorum. Geçtiğimiz yıl içerisinde Amerika'da MIT Üniversitesi'nde bir konferansa katıldık. Londra'da Lordlar Kamerası'nda bir toplantıya katıldık. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı bir konferansa katıldık. Ve ben buralarda konuşmacı olarak Azerbaycan'ı anlattım. Mısır'da bir toplantı. Büyük ihtimalle Suzan Mübarek'le en son görüşen Azeri temsilcilerimiz. Onlarla bir toplantıya katıldık. Orada hatta CNN'e de bir röportaj verdik. Bunların hiçbirisinde bir şey yapmıyoruz. Gidip benim Mısır'dan veya Amerika'dan müşteri alma gibi bir şansım yok, bir kaygım yok. Yani Azersel abone gelecek diye bir konu yok. Dolayısıyla gidip de Azersel şu kadar iyi, bu kadar iyi diye anlatmaktan ziyade ülkeyi anlatıyoruz. Ülkenin gerçeklerini anlatıyoruz. Ülkenin, bakın ülkemize baktığınızda özellikle global krizin başladığı 2009 yılına kadar dünyadaki en hızlı gelişen ülkelerden bir tanesi. %20 averajda GDP growth %20-20 faiz year on year her sene averajda devam eder. Kaldı ki 2009-2010 kriz dönemlerinde de gene neredeyse çift haneye yaklaşan ve birçok ülkenin kriz öncesindeki, batılı ülkenin kriz öncesindeki büyüme rakamlarıyla giden bir ülke. Londra'daki konferansta, o Lordlar Kamerası değil mi? Londra Parlamentosu'ndaki konferansta söylediğim bir şey vardı. Arkadaşlar eleştirileri yaparken de kronolojik olmak lazım. Eleştirileri yaparken kronolojik olmak ne demek? Zamana göre eleştiri yapmak lazım. Şunun gibi, biraz önce bahsettim ya, benim yeni bir kızım oldu. Şimdi ben o kızıma, sen 20 yaşına geldiğinde sen niye altını kirletiyordun demen doğru değil. Değil mi? 20 yıl önce sen niye altını kirletiyordun? 20 yıl önce çünkü daha çocuktu. Gelişmelerde de, kendi kişisel gelişimimizde de, toplumsal gelişmelerde de şunu unutmamak lazım. Bizler çok yeni bir, bizim kökümüz çok eski Azerbaycan'ın ama Cumhuriyetimiz
daha yeni, 20 yaşının bile altında ve ilk dönemleri çok ciddi sorunlarla yaşamış bir ülke. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlere baktığınızda, önümüzdeki dönemlerde inanılmaz ve inanılmaz, ben gelecek inanılmaz ve inanılmaz büyük başarılar görüyorum. Ve bunları yapacak olanlar arkadaşlar eleştiriler değil, bunları yapacak olanlar bunu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Bizler belli süreler sonra bayrağı size devredeceğiz. Bayrağı size devretmek zorunda kalacağız. Yaşlarımız itibariyle bizler kenara çekileceğiz ve sizler bayrağı alacaksınız. Sizler yaptığınız işi ne kadar iyi yaparsanız, sizler ne kadar doğru, düzgün çalışırsanız, sizler ne kadar başarılı olursanız, aileniz, bulunduğunuz şehir, bulunduğunuz ülke, yaşadığınız toplum da o kadar başarılı olacaktır. Onun için bunu unutmadan size düşen, bizlerin, siz, biz, aynıyız aslında, Türkiye'de, ben millet olarak zaten ayırmadığım birçoğumuz biliyor, Türkiye'de Azerbaycan'ın gelişiminde belki 20 sene önce, 25 sene önce yaşadı. Buradaki değerli akademisyenler de, bazı arkadaşlarımız da çok çok iyi bilir. Bizlerde de gelişimler 25 sene öncesinde, 30 sene öncesindeki bu hızlı gelişimler başladı. Bunun için bizler daha gelişmiş ülkeler değiliz. Ekonomik kategorizasyona baktığınızda, uluslararası kategorizasyona baktığınızda daha emerging marketlarız, gelişmekte olan ülkeleriz. Eşittir bu bizlere, aslında sizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu ne demek? Sizler Amerika'da yaşayan bir öğrenciden, sizler İsveç'te yaşayan bir öğrenciden, Danimarka'da yaşayan bir öğrenciden daha fazla sorumluluk almak zorundasınız. Bu sorumluluk sadece sizin şahsınız için değil, kendi özünüz için değil, ama ülkemizin geleceği için de, ülkemizin geleceği için de önemli. Dediğim gibi liderlik haddime değil burada. Ama yönetim, başarılı yöneticilik diyorsanız sırrını bilmiyorum. Benim yaptığım, benim geçirdiğim hayatta, benim yaptığım işlerde size söyleyebileceğim yegane şey, gelecekten korkmayın, düzgün, doğru bildiğiniz şeyleri, yüreğinizin söylediği şeyleri yapmaktan kesinlikle korkmayın, çalışın. Elinizden geldiği kadar çalışın ve amacınız içinde bulunduğunuz topluma, içinde bulunduğunuz sosyal ortama, içinde bulunduğunuz ülkenize faydalı birer eleman olmak olsun. Onu nasıl yapacağınız, işte onu nasıl yapacağınız sizin seçiminiz. İnsanlar hayatlarında, yöneticiler bile hayatlarında bazen yöneticilik aslında karar vermek demek, belli bir yere gitmek demek. Guidance demek, rehberlik demek. Yani önünüzde iki yol olduğunda sola mı gideyim, sağa mı gideyim demek. Birçok defalar ve birçok defalar hangi yola gideceğinizi size gelen, sizin gerek akademik, gerek sektörel know-how'larınızla, size gelen feedbacklerle bunu söyleyebiliyorsunuz. Ama hayatınızda, yöneticilik hayatınızda da bazı zamanlarda sağ mı sol mu olduğunu kestiremediğiniz zamanlarda, işte o zaman o know-how denilen, o içgüdüsel hareketlerinden bir bet yapıyorsunuz. Sizler de önünüzde ne yapacağınızı bilmediğiniz zamanlarda bütün araştırmalar, bütün akademik, sosyal incelemelere rağmen hala ne yapacağınızı bilmediğiniz zamanlarda benim tavsiyem sadece yüreğinizi dinleyip o sizi bir şekilde doğru yere götürecektir. Eğer amaç doğruysa. Ben size teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım.